Bodrum Belediye Başkanlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılmaya devam eden Bodrum Belediyesi Muhtarlar Toplantısı'na bu ay Muski yetkilileri de katıldı. Her ay yapılan değerlendirme toplantısının Mart ayı buluşmasına Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, yardımcıları Kemal Orman, İsmail Altında, Taner Uslu ve Turgay Kaya, Muhtarlar Derneği Başkanı ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarları Ahmet Cemil Gündüz, Bodrum Belediyesi'nin ilgili birim müdürlerinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri de katıldı. Muski Genel Müdür Yardımcısı Cem Yaşar toplantıda yaptığı konuşmada muhtarlara Muski olarak Bodrum'da kapsamlı bir çalışmanın yapılacağını belirterek şunları söyledi. Bodrum'da problemli bölgelerdeki tüm kanalizasyon sistemini yenileyeceğiz ve tüm atıklar tek bir tesiste toplanacak. Turgut Reis'te 100 bin metreküplük modern bir tesis yapmayı planlıyoruz. Günlük ve anlık çözüm için değil, uzun yıllar hizmet edecek bu tesisin yapım çalışmaları önümüzdeki sene başlayacak. Proje çalışmalarıyla finansal çalışmaların uzun bir süreç olması sebebiyle arıtma tesisi inşaatına 2016 yılında başlanacak. Ama 2015 yılında özellikle yaz aylarında yaşanacak kanalizasyon sıkıntılarının çözümü için tedbirler almaya çalışacağız dedi. Bodrum'un bir dünya markası olduğunu ve Bodrum'da kanalizasyonla ilgili problemin hızlıca çözülmesi gerektiğini belirten Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, toplantıda yaptığı konuşmada şu cümlelere yer verdi. Son günlerde özellikle altyapı konusunda şikayetler hızla arttı. Bu kış yaşanan aşırı yağış bu sıkıntıyı daha da arttırdı. Kanalizasyon sıkıntısının en çok yaşandığı yerler, Akyarlar, Turgut Reis ve İslamhaneleri, bu bölgelerde altyapının tamamlanıp çok kapsamlı bir tesis yapılması gerekir. Ancak bu tesis 2016 yılında yapılacaksa, Bodrum Belediyesi olarak 2015 yılında yaşanacak sorunlar için Muski'ye destek olacağımızı söyledik. Bir jandör sayısı yetersizse biz Bodrum Belediyesi olarak sıkıntılı mahallelerimize imkanlarımız doğrultusunda vidanjör kiralayabiliriz. Eğer muski arıtma tesislerine boşaltım için Bodrum Belediyesi'nce izin verilirse biz 4 vidanjör kiralayarak bölgede yaşanan sorunları giderebiliriz. Buradaki amaç halkımızı mağdur etmemek. Bunun için kurumlar arası iletişimimizi sık aralıklarla devam ettirmeliyiz şeklinde konuştu. Başkan Kocadon turizm açısından sıkıntı yaşanmaması için de tedbirler alınması gerektiğini ifade etti. Toplantıda ayrıca Bodrum Belediyesi'nin mahallelerde yapmış olduğu çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi verildi. Muhtarlar Derneği Başkanı ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Cemil Gündüz, her ay düzenli olarak muhtarları dinleyen ve mahallelerde yaşanan her soruna belediyenin imkanları doğrultusunda destek olan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'a tüm muhtarlar adına teşekkür etti.